Arkadaşlar merhaba. Makine teknisini kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 94. videomuzu da makine aksesuarları, ayak çeşitleri ile başlayalım. Bütün videoları ana sayfamızda videolar bölümünü tıkladığınızda hepsi alt alta çıkmış olur. İstediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Ayak çeşitlerinden başlayacak olursak bir çoğunuz biliyorsunuzdur zaten yayınladığım bilgileri. Bilmeyenler için yayınlıyoruz bu bilgileri. Arkadaşlar sağdan çıma ayağı dediğimiz sol çıma ayağı dediğimiz zaten bunu birçoğunuz kullanıyorsunuz. Sağ yaylı çıma ayağı dediğimiz şöyle yakından alalım. Sol yaylı çıma ayağımız böyle yandan baskısı daha şey oluyor ağır oluyor. Ayağı kaydırmıyor. Sağ geniş tabanlı çıma ayağı dediğimiz. Kısa ucu kısa ama geniş tabanlı. Şöyle sol geniş tabanlı çıma ayağı dediğimiz. Arkadaşlar bir de bunların kodları falan da yazıyor üstünde. Zaten görüyorsunuz. Ayağı isterken o kodlara göre istediğiniz zaman üstünde yazıyor. O kodlara göre ayak istersiniz. İstanbul'da birçok yedek parça makine parçası satanlarda hepsini de bulabilirsiniz bu ayaklardan. Sağdan ayarlı gazi ayağı dediğimiz. Bununla genelde bizim gömlekçiler yaka ortası çekerken ayarlıyorlar. O şu anda ayarı ayarlamak için yanında aparatı da var. Sol üst tarafta böyle alyan vidalı bir yer var. Orayı ona göre gevşetip sıkabiliyorsunuz. Sağdan ayarlı gazi ayağı dediğimiz gelelim. Bir alt sıraya geçiyoruz. Sağ gazi ayağı. Zaten bunlar birçoğunuz kullanıyorsunuz tekstilde. Sol gazi ayağı. Sağ kapama ayağı. Sol kapama ayağı. Kıvırma ayağı dediğimiz şu kıvırma ayağı dediğimiz genelde bibla ayağıdır. Biz eskiden etek yaparken, gömlek eteklerini yaparken bu ayağı kullanılıyordu. Kul aparturanın altında kalan biye tarafını katlamak için de bunu kullanıyorduk. 3 milimlik 4 milimlik katlamalara 7 milimlik, 8 milimlik katlamalara bunlar kullanılıyor çeşit çeşit. Bu ekstra furaya dediğimiz ayağın ucuna bir aparat e, monte edilmiş. Yani kaynak yapılmış. Ekstra furaya, ayağı, ekstra furu orada koyuyorlar. Bu vidayla da sıkıştırdığınız zaman ekstra furun gerginliğini ayarlıyor. Yani ekstra furu çekerek de hani sıkı yaptığınız zaman ekstra furu sıkı sıkı gidiyor. Böylece alttaki işi hafiften büzebilir. Onu gevşetirseniz ekstra fur serbest gider. Ona göre üstündeki kumaşın çeşidine göre ekstra fur ayarı yapılır. Sağ gazi ayağı dediğimiz bu da farklı bir gazi ayağı. Dili üstte vida ile isterseniz biraz daha baskısını açabilirsiniz. Biraz daha gevşetebilirsiniz. Arkadan büzgü ayağı dediğimiz arkada bakın vidası var. O vidadan ayarlanıyor büzgünün sıkı veya daha seyrek olmasını. Arkadan büzgü ayağı. Üstten büzgü ayağı dediğimizde zaten şu üstteki vidadan ayarlanıyor arkadaşlar. Onu da birçoğunuz kullanıyorsunuz. Kullanmayanlar alıp da deneyebilir. Şöyle pile ayağı dar. Dar pile ayağı. Pile ayağı geniş tabanlı olanlar. Sol gizli fermuar ayağı. Gizli fermuar ayağı da bir çoğunuz kullanıyorsunuzdur zaten. Çubuklu gazi ayağı. Çeşitli ayak aparatı. Bu gördüğünüz arkadaşlar bakın. İstediği yani çeşitli aparatlardan kullanabiliyor bunu. Bu da böyle bir aparat. Tekerlekli ayak. İşlerin üstüne takıldığı zaman kumaşın cinsine göre böyle ayak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alıp deneyebilirsiniz. Bilyalı düz ayak. Altını da bakın diğer şekilde göstermişler. Alt tarafı da ayak tabanında yan fotoğrafında vermişler. Arkadaşlar bunları denediğiniz zaman hani işlerde bazen plastik ayak kullanıyoruz. Bazen teflon yapıştırıyoruz teflon bant yapıştır yüz ayakların altına. Bu bilyalı ayaklarda ona gerek kalmadan rahatça kumaşların üstünde yürür. Bilyalı sah fermuar ayağı. Fermuar takarken fermuar cinsleri bazen ayakların altına yapıştığı zaman bu bilyalı ayaklarda öyle bir sorununuz olmayacak. Bu şekilde çalışırsınız arkadaşlar. Gelelim bir alt sıraya. Bilyalı sağ çımağı ayağı tabanı da gene gösteriyor. Bakın yanındaki o yuvarlak daire içine alınmış. Zikzak sağ şırmaya. Tabanlarda gene yanlarda, fotoğraflarda verilmiş. Zikzak sol şırmaya. Sağ fermuara, geniş tabanlı fermuara. Arkadaşlar bakın ayakların kodları da üstünde yazıyor. P301 geniş tabanlı sol fermuara dediğiniz zaman sipariş ettiğinizde bu şekilde de isteyebilirsiniz. Dar tabanlı sol fermuar ayağı, çatal fermuar ayağı, geniş tabanlı fermuar ayağı. Bunlar hepsi bakın P36 geniş tabanlı sak fermuar ayağı dediğiniz zaman bu şekilde siparişini verebilirsiniz. Bütün makinacılarda da var. Eee Astaş'tan da bu kodları söyleyerek direktmen eee kargoyla da belki gönderiyorlardır. Hani sorabilirsiniz. Sol fermuaraya iğne transport transportlu sağ gazi aya yani yürüyen iğne dediğimiz çünkü iğne yuvasını ona göre geniş yapmışlar. İğne transportlu sağ çımaya iğne transportlu sol çımaya sağ fitil a sağ fitil sağ diye hani geçi bu ayan cinsi de P69 RNF sol fitil sağ fitiller ona göre hani tak, oraya fitil e, takılıyor bazen kumaşa fitil monte ediliyor kanallarını da zaten alt yandaki fotoğraflarda da gösteriyor ayağın altının ne şekilde olduğu kanal uydurum böyle uymuşlar ayağın altını sah kemer kapama ayağı sol kemer kapama ayağı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iğne transportlu fermuar ayağı yani yürüyen iğne fermuar ayağı. Zikzak lastik ayağı. Üstünde de ayarlı vidaları var. Bakın görüyorsunuz. Tabanlarını da zaten ayrı şekilde göstermişler yanlarında. Zikzak siperli lastik ayak. Yanda siper kanalı da var. Zikzak sol agraf aya kodları dediğim gibi üstünde yazıyor 107 CL zigzag sol agraf aya kut sağ çımaya Düz çiftinellerde iptalli çiftinellerde kullanılıyor genelde bu ayaklar kut sağ çıma ayağı diye isimlendirmişler. Bunlar düz çiftine iptalli çiftine ayakları arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Sağlı sollu kol çift taraflı çımağa, kut çift taraflı çımağa, kut sağ çımağa. Arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde ayakları tanıtalım ve çağınızları zaten biliyorsunuz birçoğunuz. Çağınız çeşit çe çeşitleri. Çağınızın bakın iç kübeyi çeşidi. Bunlar da gene çağınız çeşitleri çiftine, düz çiftine dediğimiz iptalli çiftine, düz çiftine çağınız göbekleri ve çağınızların tamamı komplesi hani. Arkadaşlar böyle bunlar da çağınız çeşitleri zaten hangi makinalara kullanılacağı bakın yazıyor. DDL 8700'lerin DDL 9000, DDL 9000B serisi. Onların da çağınızları arkadaşlar. Düz elektronik büyük mekik çağınızı. Büyük küçük mekik oluyor ya. Deri ağır iş çağınızı. Zaten ona göre yapmışlar. Bakın arkadaşlar her işe göre farklı çağınız çeşitleri var zaten. Çift yine küçük çağınızı. Çiftine büyük çanuz kodları da yazıyor üzerinde. Bunlar daha çok Juki'nin zaten üstünde markalar da yazıyor orijinal Juki çanuzları. Ilik çanuzu Juki dikiş makinesini bakın Lbh 1790 Lbh 1700 Ilik makinesinin çanuzu. Zikzak Çağnuzu. Branda çadır çağnuzu. O makinelerde daha çok kullanılıyor. Zaten o makinelerin orijinal çağnuzu. Ebatta evet, ona göre. Kalın iş. Yani çuval çağnuzu. Kodları dediğim gibi. Kodları da yazıyor. O kodlardan istediğiniz zaman temin edebilirsiniz. Mekiklere geçelim arkadaşlar. Bunlar da büyük mekik. Bakın kodları yazıyor zaten. Normal küçük mekik şöyle çiftine kendinden mekikli olanlar da var zaten. Bunlar da çiftine e, düz çiftine masurası dediğimiz hani mekikleri. Şu da düz çiftinenin. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ponterez makinaların şeyleri oluyor. Dövme makinaların masuraları oluyor. Bunlar da masura çeşitlerimiz. Şöyle büyük masura çeşidi dediğimiz şöyle küçük masura düz alüminyum cinsi dediğimiz masura çeşitlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Masura ve mekik zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Bu videomuzda sadece bu sayfayı tanıtmış olalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız bundan sonraki videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum.